Herkese merhaba, ben Faked ve Modlarla Survival'ın yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Sonunda belli bir süredir Minecraft yüklemiyorum. Buna sinirlenenler var ama yani hep Minecraft yükleyemem. Kanalımızda başka oyunların da olmasını istiyorum çünkü hep Minecraft yüklersem eninde sonunda bitecek, ne kadar istemesem de, siz de istemeseniz de. Minecraft sonuçta kim bilir kaç yıla çıkacak bu kanal. O yüzden serisine devam edebileceğim oyunlar aradım bir süre. Ve şimdilik tam düzgün bir şey bulamadım. Fakat en iyi aday Happy Wheels gibi görünüyor şimdilik. Her neyse. Geri döndük. Şimdi eve döneceğim sanırım. Çünkü yapılacak daha mantıklı bir şey yok gibi. Muhtemelen eve dönmenin en iyi yolu kazdığımız delikten geri yukarı çıkmak, yani şuradan. Ama Ender Dragon'ın üstüne düşme olasılığım var. Böyle bir şey olursa geri dönemem. Bir tane kitap yapacağım. Çalışır mı bilmiyorum. Eğer bu şekilde yaparsak bizi ürettiğimiz yere ışınlayan bir kitap elde ediyorduk. Eğer başka bir dünyadaysak. Temel mantığı bu. Başka bir dünyadaysak üretildiği yere bizi ışınlar. Ender Dragon'da işe yarar mı emin değilim ama yani denemeye değer. Eğer bir kaza olursa, ki umarım olmaz. Evet, çok tehlikeli. Heh. Güzel. Buradan böyle yukarı ve dışarıdayız. Hayır değiliz. Birazcık daha. Peki. Evimiz neredeydi? Heh, ev diye orada yazıyor. Tamam, hızlı bir şekilde gidelim. Ve bundan sonra 2 günde bir Minecraft gelecek. Sadece yeni oyunlar denemeye çalışıyordum son zamanlarda. Yani artık 2 günde bir Minecraft gelir. Onu kafanıza takmayın. Ama artık her gün değil. Her gün olmaz maalesef. Geldik bile. 400 metreyi çok hızlı bir şekilde. Ve ben lazerimi çok aradım, bulamadım. Acaba bir yerde mi unuttum? Ne yaptım anlayamadım lazeri. Yağmuru dindirmek için uyuyalım. Lazerim nerede acaba? Burada da değil. Çantamda da değil. Burada da değil. Neyse. Ben hemen şunları şuraya atıvereyim. Direkt bulduğum her şeyi, elime geleni atayım gitsin. Sanırım asamı da attım. Yok. Tamam, yani bir şey kalmadı. Bu sistemi de artık kullansak fena olmaz. Hop. Evet, buraya düzgün bir çıkış iniş yapmak da lazım. Evet, şimdi enchantment table yapacağız bugün. 104 level'ım var, artık kullanayım yani. Bir tane obsidyanımız kalmış. Yeterince odunum var. Obsidyan üretebilirim. 64'lük alayım. Equantle Exchange sağ olsun. Ne? 2 tane odundan mı obsidyan üretiliyordu? Ben 4 tane diye hatırlıyorum. Çok daha ucuza denk gelir o zaman. Çok ilginç. 2 tane de elmas lazım. 9 tane elmasımız kalmış. Oldukça kötü. Bir tane de kitap. Şimdi çalışma masasını açıp klasik enchantment table. Bunu düzgün basabileceğimiz bir yer yapacağım. Ve evimin içinde yer kaplamasını istemiyorum. Fazla kullanmayacağım ne de olsa. Direkt bodrumumuzda bir oda kazayım. Bodrumda bile yer kaplamasını istemiyorum.
Bodrum'u önemli işler için kullanacağız. Yanımda torç yok. Bir sürü kitap toplamıştık şeyden. Stronghold'dan. O yüzden pek sorun olmaz bunun etrafında kitaplarla sanmak. Tam ortaya, şuraya. Buraya koyalım. Etraf tamamen kitaplarla çevrili olmalı. Burayı da kazacağım. Bu sırayı da kazınca tamamdır. Peki. Böyle. Tamamdır. Bir sürü kitap üreteceğiz. Hop. Bir 64'lük daha alayım ben. Tamam. Şimdilik ben şunları çantama alayım. Ve buraya kitap koyayım. Project table'larla çok daha hızlı bir şekilde üretebilirim. 20 tane yeterli olur. Tamam. Hemen aşağı inip koyacağım. Hop. Bu 30 devil basmaya yeterli oluyor mu? Yani basılabilecek bir şey denemem lazım. Mesela hemen bir kılıç yapayım ya. Deneme amaçlı. Taş kılıç. Tamam, yeterli. Şimdi kitaba basmayı deneyeceğim özelliği. Eğer özelliği kitaba basarsam kazmama da basabilirim. Şimdi bunu test etmedim. Fakat elimdeki matkabın hızlı kazma basılmış bir elmas kazma kadar kazabildiğini biliyoruz. Ve ben buna yeniden hızlı kazma basarsam coşar. Ben de o özelliği çıkarmaya çalışacağım. O yüzden kitaplar üstünde deniyorum. İlk deneyiş, hadi bakalım ne olacak. Pat. Hop. Respiration. Hiçbir işime yaramaz. 30 level'ımız gitti. Bir daha. Tut. Fire protection. Ök. Tak. Looting. Looting fena sayılmaz. Muhtemelen ışın kılıcıma basacağım ama yine pek işimize yaramaz. Ve 100 level harcadık. Hayırlı uğurlu olsun. Evet. Yeniden level biriktirmeye başlamamız çok iyi olur. Oyunun peaceful'da mı? Evet. Şu Blaze Farm'ını yeniden açayım. Ejderha'yı da keseceğiz tabii ki. Efiyansı çıkarmaya çalışacağız bu şekilde. Kazmam çünkü yeterince hızlı değil. Tamam, doğmaya başladılar. Bu spam yapmalı. Spam yazayım. Çalışıyor mu? Çalışıyor. Güzel. Hızlı bir şekilde 30 level oluruz zaten. Şimdi hemen biraz demir alacağım. Yeni aldıklarımı da ben hemen sisteme atayım. Bu. Bu. Fazladan odun falan ne varsa buraya atıyoruz. Tamam. Geri çıkalım. Geri çıkması da çok zor. Şimdi bir anvil yapacağım. Şunun şarjı bitti mi? Yok. Bunu çünkü hiçbir enerji kaynağı bağlamadım. Anvil. 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 3 tane demir blok lazım. Demirimiz gidiyor bayağı. Üç tane demir blok hazır.
Daha sonra 3'ü 6'a. Geri kalanı da şu şekilde yapacağız. Tam tersi de olabilir. Emin değilim. Evet, böyle. Ve bu bize anvil verdi. Bunu nereye koyabilirim? Nereye? Buraya. Pekala. Şimdi ben normalde bu bildiğiniz drill, yani matkap, özellik basılamıyor. Fakat Minecraft'a gelen yenilikle özellik basabiliyorum. Tabii ki basılabilen özellik. Looting falan bunda işe yaramaz. Fakat Nano Saber'a looting basabiliyor olmam lazımdı. Ben single player'da denediğim kadarıyla buna Efiance basılabiliyordu. Mesela ben Quantum Suite'ime Fire Protection basabiliyorum. Evet. Yani ateşten koruma basabilirim ben özellikle bir Quantum Suite'e. Normalde basılamaz. Respiration'ın ne olduğu biraz karışık. Onu şimdilik boş verin. Ama mantıklı bir şey basarsanız normalde özellik basılamayan şeylere basabiliyoruz. Ve adını da değiştirebiliyoruz. Yani mesela pantolonun adını Hüsnü yapabilirim ben. Ama işte yani looting'in Nano Saber'a basılamaması beni üzdü. Belki parlamasını açtıktan sonra basabiliyorumdur. Hayır. Tüh. Bunları da hemen şuraya atayım. Zaten pek basmaya değer bir şey yok dediğim gibi. Kaç level birikti diye bakalım orada. Ve kaç dakika oldu diye. Duruma göre bölümü bitirelim. 17, 18, 19, 21, 22, 23. Zaten çok hızlı level atlayabiliyorum. Laser sağ olsun. Evet, yeniden 25 oldum bile. Çok kısa bir zaman daha ve artık 30 olabileceğim. Fakat kötü yanı çoğu su ile ölüyor. Yani çok fazla doğduklarından aşağı inemiyor çoğu. Nadiren aşağı iniyorlar. O yüzden fazla XP alamıyor. Normalde çok daha fazla alırım ama. Susuz bir sistem yapmamız lazım buraya. Su kullanmayan bir sistem. Böylelikle çok daha fazla XP elde ederiz ama aklımda pek bir fikir yok. Hemen bir süreye bakayım. Sizin eğer susuz bir blaze sistemi kurabilmek için fikriniz varsa veya videonuz varsa lütfen yoruma belirtin. Ben de ona bir göz atarım. Şimdilik ben bir süremizi kontrol edeyim. Daha 7 dakikadan fazla var. Güzel. Bir uyuyacağım. Bir daha 30 level olayım da bir an önce şeyi deneyeyim diyorum ya. Bir kere daha basmayı deneyeyim. Bu defa kendimi şanslı hissediyorum. Şurada canavar var sanırım. Canavar falan öldüreyim. Canavar yok mu? İskelet. Skull düştü. Başka bir iskelet. Tamam. 30 olmak istiyorum. Beni 30 yapın. Hop. Hop. Buradan da 30 olur muyum? Evet. Güzel. Yeniden 30 oldum. Artık bir kere daha deneme vakti. Bakalım daha kaç yüz level'larımız gidecek bunu yapana kadar. Bu defa şanslı olmamın lazım. Hadi bakalım. Şans. Öf. Sharpness geldi. Keskinlik. Of. 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 Peki bunu Nano Saber'a basabilir miyim?
Hayır. Nanosaber'ın sorunu ne? Maalesef yine 1.30 Devil'da boş yere gitti. Evet. Efiyansı bulana kadar böyle devam artık. Bu bölümde ejderhayı öldürmeye yetiştirebilir miyiz sizce? Belki olabilir. Hazırlıkları yapalım. Zaten ejderha o kadar büyük bir sorun değil. Sorun olan Enderman'ler muhtemelen. Evet, şimdi uzaktan vurabilecek bir şey lazım bana. Ve bolca enerji. Yani bu lab pack'i geliştirmem gerekebilir. Ultimate lab pack yapmam gerekebilir. Ki çok 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 karışık. Vazgeçtim. Tamam. Her şeyimizi şarj etmekle başlayalım. Şarj olana kadar ben hemen çantamı şuraya atayım. Gereksiz şeyleri. Demirler bende kalsın. Ve benim lazerim nerede? Manik lazerimi kaybettim ya. Bu niye cheat modda? Mining. Böyle yapalım. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Burada yok. Öf. Heh. Oo, bunu bulduğuma çok sevindim. Peki. Bunu muhtemelen long range alacağız. Çünkü bu en çok hasar veren modu. Ender Dragon'ı öldürmeye gidiyoruz. Daha sonra da Wither öldürürüz. Portal Gun modu yüklü sanırım şu an. Ve hala 1.4.7'ye geçirmedim. Evet, yüklü. Portal Gun yapmak için Nether Star şart. Yani Wither öldüreceğiz bundan sonraki bölümde muhtemelen. Şimdi hazırız sanırım öldürmek için. Bu kadardı yani. Uzaktan vurabilen bir silah hazır. Ben hemen geri alayım şeyi. Şunu. Tamam. Başlayabiliriz. Şimdi nerede o Ender Dragon? Hemen yanınıza geliyorum. Ve şu an tam altımda nasıl iskelet olabilir? Hı. Anlıyorum. Git ve yan. Hala dökülüyor mu kumlar? Sonsuz bir döngü başlattık sanki. Neyse, ben Ender Dragon'un yanına gidiyorum. Ejderha zamanı. Sadece 100 metre kaldı. Oo, iyi fırladım. Şu an tam altımda olmalı. Şöyle. Buradan direkt aşağı doğru inersem, hop, bir mağaraya düştüm. Buradan direkt aşağı doğru inersem. Ha, Creeper. Tahmin etmiştim. İyi bir zırhım yok hala. Kıyafet olarak giyebileceğim güçlü bir şey. Sadece bu var ama şu an giydiğim şey ondan çok daha fazla işe yarıyor. Zaman kalırsa ejderhayı öldürdükten sonra direkt kendimize bir zırh yapacağız. Quantum Suit zırhı tabii ki. Daha kötüsü bize yakışmaz.
Ender Dragon. Ha, şurada. Ulan direkt yukarı mı çıkacağım yani? Bir de. Hah. Buldum. Evet. Artık bir kere girdik mi geri dönüş yok. Bütün hazırlıkları yapalım. Kazmaya ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Cobblestone belki. Yiyecek kesinlikle. Merhaba yarasa. Gravity Gun. Evet. Ejderhaya Gravity Gun'la tutmayı deneyeceğim. Jetpack muhtemelen. Evet. Diziliş bu şekilde olmalı. Güzel. O zaman gitmeye hazırız. Ve ne olur ne olmaz. Acil durum kitabı. Çantamızda bulunsun. Güzel. Hadi başlayalım. Evet. Ben geliyorum Ender Dragon. Oh. Her taraf Enderman dolu. Ve niye bu kadar uzak bir yerde doğdum ben? Neden? Hemen jetpack'i alacağım. Jetpack bu durumlarda işe yarar. Evet. Öncelikle bütün kristalleri yok edeceğiz. Hiç ejderhayı takmayacağız. Direkt kristalleri yöneleceğiz. Normalde yapılması gerektiği gibi. Şunu. Bum. Bum. Buradan vurabilirim sanırım. Tamam. Aa, çok fazla var. Ona yetişmedi mi? Öl artık. Heh. Ve buradaki arılar çok değerli. Gerçekten çok değerli. Bunları da geri dönüp toplayacağız. Şu an yanımda malzeme yok. Endermenleri rahatsız etmeden. Ha, şurada bir tane daha var. Burada. Merhaba ejderha. Nasıl gidiyor? Ejderha bir kutu vuruyor ya. Ezik şey. Yani anlamıyorum Minecraft yapımcılarını. Böyle boss olabilir mi? Tamam şimdi modlarla oynuyorum falan ama bir demir zırh ve bolca ok bu boss öldürmeye yetiyor. Modsuz da oynadım. Çok kolay bir boss. Wither zor. Wither gerçekten zor ama bu gerçekten çok kolay bir boss için. Sadece uğraştırıyor şu işte kristalleri vurması. Başka bir şey yok. Ve sanırım bütün kristalleri bitirdim. Evet öyle görünüyor. Ve bende neden uzak taraflar yüklenmiyor? Bir sorun mu var oyunda? Tin mi? Niye o kadar azalmışım ben? Tamam. Birkaç endermeni rahatsız etmiş olabilirim. Hadi önce onları halledelim. Evet. Diğeri nereye gitti? Tamam. Hiçbirini rahatsız etmeden direkt Ender Dragon'a. Gel bakalım. Saatlerce uğraştıracak şimdi etrafta uça uça ya. Of. Kulenin üstünden saldıracağım. Çok sıkıcısın. Vuramadım. O kadar zor bir boss ki. Yani. Oo iyi vuruyormuş lazer. Bir vuruşu. Yanına gidip spam yapsam tamamdır zaten.
Dönme kendi etrafında. Aha, yakaladım. Hadi be. Şarjı bitti lazerimin ya. Hadi. Be. Şarj edelim. Evet, şarj oldu. Ve yeniden kullanılmaya hazır. Gel buraya ejderha. İşimiz bitmedi. Öf. Öf. Bir kere ejderha dediğin ateş üfler, alev top atar, bir şey yapar. Anca salak salak uçuyor. Kristal mi var? Hepsini patlatmıştım. O kristali de patlatacağım. Unuttuğum bir kristal var. Kristal. Bu kadar yakına gelmeye nasıl cesaret edebildim? Şunu hemen yeniden doldurayım. Tamam. Gel bakalım. Az kaldı, az kaldı. Bir kere daha bana saldır. Aa, jetpack'imizin şarjı azalıyor. Acele etsek fena olmaz. Çok hareket ediyor. Pekala, işte öldün. Sonunda. Parla parla ve geber. Şimdi XP'lere çökme zamanı. Görünüşe bakılırsa bir yendirme bana çok kızgın. Bir tane yendirme. Bakalım kaç level olacak. Ve 68, 73 level. Güzel, çok iyi. Toplam 200 level olmuş olduk. Tabi 130'unu boş harcadık ama. Heh, kimin umurunda. Şimdi bunun yumurtasını alacağım. Hemen başka yere ışınlansın. Kazmayı deneyeyim. Düzgün bir yere gitsin yumurtası. Direkt yok oldu yumurta. O da olur, fark etmez. Yumurtayı ne yapacağım ben? Ben geri dönüyorum. Burada bir Enderman tuzağı yapacağız daha fazla XP için. Ve geri dönüyorum. Ha, buraya saklanmış pislik yumurta. Tamam. Şimdi bunu nasıl kazacağımı biliyorum. Kazma çok hızlı kazıyor. Daha yavaş kazan bir kazma getirmeliydim. Şöyle yapınca olmuyor mu? Eskiden öyle oluyordu. Şuraya biraz vuruyorsun. Burası kazılmaya başladığı anda buna geçiyorsun. Neyse, sonra alırım ben onu. Önemli bir şey değil. Geri dönüyorum. Ve Minecraft'ı bitirdim. Artık hiç oynamayacağım. Geç. Bunu yapacağım Minecraft'ı bitirdiğini sananlar da var. Onlar da insan. Son olarak bunlara da özellik basmayı deneyeceğim kitaplarımla. Başarılı olsak da başarısız olsak da burada bölümü bitireceğiz. Kitaplarım nerede? Burada var. İki tane özellik basabilirim. Tahminen 74 level'a. Bakalım bu defa istediğimiz çıkacak mı? 130 level harcadık, istediğimizi alamadık. Umarım. Hadi. Efiyansı 3. Evet. En iyisi değil ama efiyansı 3 iş görür. Sen. Flame 1. Ohoho. Efiyansı 3 yeter de artar bile bana. Sonunda. Bölüm sonunda zaferi elde etmek. Efiyansı 3.
Uhuhu. Adını da değiştiririm. Tamam. Benim artık bu matkabımın adı Hüsnü. Bence güzel bir isim. Hüsnü'ye merhaba deyin. Kendisi hızlı kazma özelliği basılmış elmas kazma kadar hızlı kazsa da ona ben yeniden özellik bastım ve artık vay canına. Oo. İstesem de bir tane 4 kazamıyorum yani. Bir kere tıklıyorum 4-5 tanesini kazıyor. Yok böyle bir hız. Ve sanırım Minecraft'ta elde edebileceğiniz en hızlı şey bu. Modda da bile. Tek atıyorum şu an. Evet. Bir tane daha zaferle bölümü bitirdik. Evet, o zaman izlediğiniz için teşekkürler. Videolarımızın devamı için beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Ne zaman gelir bilemiyorum. Yarın veya ondan sonraki günden geç. Evet, görüşürüz.